Merhaba. Bir masal gecesine daha hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz daha farklı bir okuma yapacağım. Biraz daha kısık sesle bir okuma gerçekleştireceğim. Bugünkü masalım bir Yunan masalı. Benim çok ilgimi çekti. Umarım siz de beğenirsiniz ama bunu okurken biraz daha rahat oturmam gerekiyor. Her zaman mikrofona yakın olamam. O yüzden öncelikle ayakkabılarımı çıkarayım da şöyle bir uzanayım. Evet, okumaya başlayabiliriz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Masalımın adı Perili Gemi. Kahramanımızın ismi Nassos. Nassos adında, hayatında hiç mutlu olmamış bir adamın hikayesi. Hayatında sadece bir an mutlu olmuş. Onun dışında hiç mutlu olmamış bir adam. Nassos hayatında sadece bir an dışında hiç mutlu olmamış. Çok kez sefere çıkmış, ünlü bir geminin sahibi ve kaptanıymış. Ancak denizde olmak, yelken açmak, ticaret yapmak onu hiç mutlu etmiyormuş. Geminin tayfası olan iri kıyım, İpsara yerlileri onu çok ürkütüyormuş. Ancak asil bir ailenin en büyük erkek evladı olarak ölen babasının yerine bu geminin kaptan köşkünde dimdik durmak onun göreviymiş, zorunluluğuymuş. Şu anda gök gürlüyor. Zaten masal da biraz esrarengiz bir masal. Gemi Vostetsa'dan aldığı bir yükü Sicilya'da bir limana ulaştırmak üzere açık denizde batıya doğru ağır ağır ilerliyormuş. Güvertede tek başına olan Nassos bu sakin akşamda kemanını çalıyormuş. Aşağıdan adamlarının kaba homurtuları duyuluyormuş. Ancak o bunları duymamaya ve yaşadığı hayatın onu nasıl da tatmin etmediğini düşünmemeye çalışarak kemanını çalmaya devam etmiş. Kafasını kaldırıp yıldızsız gökyüzünde tek başına parlamakta olan Dolunay'a bakmış. Sanki tam ortasından ince bir sis geçer gibiymiş. Ayın yüzünde sisin ne işi olabilirmiş? Nassos gözlerini kısarak bir daha bakmış. Yarı saydam, akışkan, biçimli, tuhaf ve güzel bir şeymiş bu. Hem bir kadına benziyormuş, hem de bir balığa. Kemanının yayı yavaşlamış. Ancak nasıl olsa hiçbir şey görmemiş gibi çalmaya devam etmiş. Bu varlık her ne ise görüldüğünü fark edip ürkmesini istemiyormuş. Saydan varlık yavaşça alçalmış ritmik hareketlerle süzülürcesine
Nasos'un gözlerinin önünden geçmiş. Omurlarından aşağıya su dalgası gibi akan sarı saçları dalga dalgaymış. Sanki havadan yapılmış gibi saydam giysileri ay ışığı altında ışıldıyormuş ve o böyle havada süzülürken güverteye düşen bir gölgesi yokmuş. Havada biraz süzülüp geri dönmüş, bir kez daha Nasos'un önünden geçmiş. Bir anda yanında kendisine benzeyen ama onun kadar güzel olmayan bir varlık daha belirmiş. Derken birkaç tanesi daha çıkmış ortaya ve dakikalar içinde güvertede geminin etrafındaki sularda bu zarif, ışıltılı, yarı kadın, yarı balık varlıklarla dolmuş. Nasos bunların peri kızları olduğunu ve kemanının sesinin onları çektiğini anlamış. Yanına gelen bir peri kızının hepsinden güzel olan prensesleri olduğu her halinde belli olan o dünyalar güzelinin kalbini kazanıp kazanamayacağını merak etmiş. Hala çalmakta olduğu yavaş hüzünlü melodiyi yavaş yavaş keserek tuhaf, neredeyse vahşi bir dans müziği çalmaya başlamış. Periler bunun üzerine el ele tutuşarak bir çember oluşturmuşlar. Altın sarısı saçlarını savurup keyifli kahkahalar atarak dönmeye başlamışlar. Müzik hızlandıkça perilerin dansı da hızlanmaya başlamış. Bir süre sonra ölümlünün onlara görmekte olduğunu hepten unutmuşlar. Nasos müziğini giderek hızlandırıyor, ritmin zirve yapacağı o ana giderek yaklaşıyormuş. Tam peri çemberiyle birlikte dönen prenses arkası dönük halde onun önünden geçerken yayını elinden attığı gibi prensesi bir çırpıda saçından yakalamış. Nasos'un eli prensesin saçına değdiği anda bütün periler denize atlayıp ortadan kaybolmuşlar. Onlar denize atladıklarında kabaran dalgalar gemiyi sarsmaya başlamış ve doğudan soğuk bir rüzgar esmiş. Prenses acı dolu bir çığlık atmış. Ölümlü bir elin dokunuşu yüzünden ay ışığı altında inci gibi parlayan pulları dökülmüş güvertede. Ve gölgesi belirmiş, onu serbest bırakması için yalvararak Nasos'un ayaklarının dibine diz çökmüş. Nasos prensesin saçlarını daha sıkı tutmuş. Şimdi peri kızı gözüne az öncekinden daha da güzel gözüküyormuş. Bir coşku dalgasının ruhundan geçtiğini hissetmiş bir an için. Ancak sadece bir an için. Bir an için mutlu oluyor. Ancak sadece bir an için demiştim, devam ediyorum. Arkasından gelen çatallaşmış seslerin bağırtısıyla her şey eski haline dönmüş. Mecbur kaldığı bir hayat, hayatını yanında geçirmek zorunda kaldığı bu iri kıyım, hantalman kafalar bütün ağırlığıyla ruhuna çökmüş yeniden. Geminin sallantısını fark eden ve arkasından bir kadın çığlığı duyan mürettebat olduğu gibi arkasındaymış şimdi. Nasos dönüp onlara baktığında genelde ifadesiz olan boş bakışlarında şaşkınlık, neşe ve
öfkeyi görmüş bir anda. Bu genç kadının gemiye nasıl geldiğine şaşırıyor. Kaptanların onu kendine saklamış olmasına sinirleniyorlarmış. Ve tek seferde birden fazla şey düşünmeye alışık olmayan zihinleri allak bullak olmuş. Peri kıza bir çığlık daha atıp elleriyle yüzünü kapatmış. Nasos adamlarına kameralarına dönmelerini emretmiş ama adamlar tuhaf mırıltılar içinde daha da yaklaşmışlar. Kura çekelim onun için demiş içlerinden biri. Kurayı kazanan kızı alır. Diğerleri başlarını sallayarak onaylamışlar bu öneriyi. Nasos öfkeden deliye dönmüş. Daha önce hiç cüret edemediği şeyler söyleyerek azarlamış onları. Hepsinin birer isyankar korkak olduğunu, ona itaat etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ancak sözleri mürettebatı hiç etkilememiş. Emirler yağdırmış. Ancak bunlara uyan olmamış. Nasos adamlarına boyun eğdirmek umuduyla bağırıp çağırıyor. Denizciler kendi aralarında tartışıyor. Bu esnada peri kızı da özgürlüğüne kavuşmak için ağlayıp yakarıyormuş. En sonunda mürettebattan 4 iri yarı denizci Nasos'a yaklaşmış. Kızı bize ver demişler. Gerisine biz kendi aramızda karar vereceğiz. Kız benim demiş Nasos. Sakin ama kararlı. Senin kaptanınım ben. Benimle böyle konuşmaya cüret edemezsin. Ancak adamlar bu sözlerden hiç etkilenmemişler. Ya kızı bize verirsin ya da bu saatten sonra kaptanımız değil tutsağımız olursun. Demişler. Ve biraz daha üzerine yürümüşler. Nasıl sırtını dikleştirmiş ve 4 koca adamın suratına dikmiş aşağılayan bakışlarını. Bunun üzerine adamlar iyice sinirlenmiş ve neredeyse ayı gibi kükreyerek onun üzerine atlamışlar. Bırak beni, bırak gideyim diye bağırmış peri kızı. Şöyle bağırması lazımdı. Bırak beni, bırak gideyim diye bağırmış peri kızı. Yeniden fakat denizcilerden biri onu kolundan çektiği gibi kendi yanına çekmiş. Nasos'un elinde yalnızca bir tutam saç kalmış. Diğer üçü de ellerine bağladıkları gibi onu güverteden denize atmışlar. Nasos yeniden suyun yüzeyine çıktığında gemiden şiddetli bir mücadelenin sesleri geliyormuş. Kafası çok çalışmayan ve çok da becerikli olmayan adamın ellerini bağlarken attığı düğüm suyun içinde kolayca çözülmüş. Ancak o esnada Nasos'un avucunda hala sıkı sıkıya tuttuğu bir tutam saç da elinden kaymış. Hızla birkaç kulaç atarak peşinden gitmeye çalışsa da o saçların kabaran dalgalar saçı alıp uzaklaştırmış. Aynı anda güvertedeki kavganın ortasında kalmış olan peri kızı da eski pullu yarı saydam haline dönüşerek oradan kaçmış. Denize atlayıp ortadan kaybolmuş. Onu suya düşerken gören Nasos acı bir feryat koparmış. Sağa sola amaçsızca kulaç atmış, defalarca suya dalıp çıkmış. Ancak kabul etmek istemese de bu çabaların nafile olduğunu, peri kızını bir daha asla göremeyeceğini içten içe biliyormuş.
Denizde bunlar yaşanırken güvertede öncekinden daha şiddetli bir patırtı olmuş. İçlerinden birinin peri kızını sakladığını düşünen denizciler birbirlerine girmişler. Yalnız nobran ve sarhoş denizcilerin arasında böyle bir kıskançlık kavgasının ölümüne bir mücadeleye dönüşmemesi imkansızmış. Nasos biraz sakinlemiş. Geminin sağında solunda yüzüp tutunabileceği bir zincir bulmuş ve tırmanmaya başlamış. O güverteye ulaşıncaya kadar yukarıdaki yaygara kesilmiş. Nasos karşısında sessiz ve dehşet verici bir manzara bulmuş. Otuz kişilik mürettebattan sadece iki kişi hayatta kalmış. Onlar da kavgaya tutuşmuşlar. Biri diğerini öldürmek üzereymiş. Nasos için adamları ayırmak, onları kaptanlarının hayaleti olmadığına inandırmak, peri kızını onlardan saklamadığına ikna etmek oldukça zor olmuş. Bakayım, burayı ben kaçırdım. Ve adamlara peri kızının gerçekten bir peri kızı olduğunu ve elindeki bir tutam saçın akıntıya kapılıp kaybolduğunda serbest kaldığını anlatmış. Adamlar bir şeyi anlar gibi olduklarında hemen bir öncekini unutuyorlarmış. Evet, bu adamlar pek de akıllı değil ya. Nihayet her şeyi anlamaları oldukça uzun sürmüş. Vay başımıza demiş o zaman içlerinden biri. Perilerin gücü altına girdik, birbirimizi öldürdük. Baştan anlatsaydın ya bize bunları, o zaman hiçbirimiz dokunmazdık ona. Senin yüzünden oldu bunlar. Perilerin laneti de arkadaşımızın vebali de senin başının üzerine. Artık olan olmuş, yapacak bir şey yokmuş. Ölenlerin cesetlerini denize atmışlar, birbirlerinin yaralarını tedavi etmişler, gemiyi temizleyip onarmaya başlamışlar. Ancak her çıtırtıda perilerin intikam almaya geldiğinden korkarak yerlerinden sıçrayıp bir şeylerin altına saklanıyorlarmış. Nasos gemiyi yine de Sicilya'ya götürmeye karar vermiş. Hayatta kalan iki adamını cesaretlendirmek için de orada elde edecekleri kazançtan kendisiyle eşit pay alacaklarını söylemiş. Bu eşit pay vaadi onları biraz canlandırmış. Kaptanlarının emrine uyarak gemiyi batıya doğru sürmeye devam etmişler. Yine de güvertenin sağından solundan ikide bir "Vay başımıza, vay başımıza" diye söylendiklerini duyuyormuş. O gece kamerasında yatan Nasos birilerinin yaklaştığını hissederek uykusundan uyanmış. Hayatta kalan iki denizci, Petros ve Mertikos, başlarında dikiliyormuş. Birinin elinde saplamaya hazır şekilde havada tuttuğu bir bıçak varmış. "Uyuyamıyoruz," demişler Nasos'a. "Perilerin ya da ölen arkadaşlarımızın ruhlarının intikam için geri gelmesinden korkuyoruz. Aramızda konuştuk. Senin yüzünden yaşandı bütün bunlar. Belki de seni biz öldürürsek periler de ölen denizcilerin ruhları da rahata erer. Gece gündüz işkence çekmekten kurtuluruz." Ancak o gece Nasos'u öldürememişler. Çaresizlikten ne yapacaklarını bilmiyorlarmış sadece. Gemi ondan sonraki günlerde de yoluna devam etmiş. Fakat güvertedeki üç kişinin ruhları günden güne solmaya başlamış. Uyuyamıyorlarmış. Hem acıkmadıklarından hem de kilere inip yemek almaya korktuklarından hiçbir şey de yiyemiyorlarmış. Nasos bu meyus hayatı birazcık olsun dağıtmak için keman çalmaya kalkışmış bir keresinde. Ancak keman parmaklarının ucunda neredeyse inler gibi sesler çıkarmış ve bu sesler iki denizciyi rahatlatmak şöyle dursun daha da korkutmuş.
Petros ve Metrikos gemiyi batırmaya, kendileri de bu yolla ölüp gitmeye razılarmış. Ancak Nassos bazen yalvararak, bazen zorlayarak, bazen de bir takım rüşvetler vererek gemiyi Sicilya'ya giden rotada tutmayı başarmış. Varacakları yere ancak birkaç saat kalmışken Nassos Petros'u dümen yekesinde dua ederken bulmuş. Bir fırtınanın gelip gemiyi alabora etmesi için yalvarıyormuş Tanrı'ya. Nassos ona iyi bir fırça çekmiş. Ne yapacaktım ya diye bağırmış Petros. Perili bu gemi, perilerin kötü güçleri idare ediyor onu, biz değil. Bu gemi gittiği yere uğursuzluktan başka bir şey getirmez. Alabora olmalı, batmalı, biz de ölüp gitmeliyiz içinde. Nassos bu netameli sözleri duymazdan gelerek arkasını dönmüş. O anda bir şeyin suya batma sesi gelmiş arkasından. Kendini denize atan Nassos'tan başkası değilmiş bu. Pardon, kendini denize atan az önceki Petros'tan başkası değilmiş bu. Çırpınmadan, karşı koymadan yavaş yavaş batmış suya ve hayatına son vermiş. Nassos mürettebatından hayatta kalan son denizciyle birlikte gemiyi karaya çıkarmaya başarmış. Ancak dağ yükünü indirmeden Metrikos koşarak karaya çıkıp Sicilya sokaklarında gözden kaybolmuş. Nassos onu bir daha görememiş. Burada yükleriyle birlikte gemiyi de bulduğu ilk alıcıya satmış. Kazandığı paranın birazını kendine ayırıp geri kalanını İpsara'daki annesine yollamış. Kendisine küçük bir balıkçı teknesi satın alıp Korint Körfezi'nde balıkçılığa başlamış. Bu yolculuğun anısı onu bir an olsun terk etmemiş. Ruhunu perilerin ve kaybettiği denizcilerin elinden hiç kurtaramamış. Hayatta kaldığına da hiç sevinememiş. Ömrü boyunca mutlu olduğu tek anı. Peri kızını gemide saçlarından yakaladığı o kısacık ana takılıp kalmış. Hayatını bu ana dair bir saplantı içinde geçirmiş. Vakti dolduğunda geldiği gibi mutsuz bir insan olarak bu dünyadan ayrılıp gitmiş. Masalı nasıl buldunuz? Biraz hüzünlü müydü? Ya da korkutucu muydu? Bilmiyorum. Bugün böyle değişik bir hikaye okumak istedim. Masaldan ziyade hikaye gibiydi. Umarım beğendiniz. Daha fazla masal için kanalımı takip edin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ve daha da fazlası için katıla üye olabilirsiniz. Keyifli bir gün dilerim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.